Bana bak, otobüs durağında kızlara mızlara bakmak yok öyle, tamam mı? Tamam Fevriye, tamam. Bazı şıllıkların fazla biletiniz var mı gibi yuva yıkmaya yönelik yakınlaşma sorularında var ama veremem şeklinde cevaplayabilirsin. Of Fevriye ya, of ya. Otobüste İstiklal gazileri ve Malazgirt muharebesi malumları dışında hiç kimseye yer verme. Bak sen kibarlık olsun diye Zeyna gibi kadınlara bile yerini verirsin. Sen merak etme karıcığım. 90 yaşından genç kadınlara hiç yerimi vermem. Ay verdi, vermekte iş bitiyor mu ki? Ay sen yerini vereceksin. O sana teşekkürlerini bildirecek. Sen ona estağfurullahlarını sunur. Ağzını samimiyet. Bak öyle elin pespayı Zeynalarıyla koltuk alışverişine girdiğine duymayayım ha. Hayatım Zeyna değil, Karimiti Jane gelse ben yerimden kıpırdamam. Tamam bak ben söyleyeyim. Yoksa o keçi sakarlarını yiyorlarım Zeynep. Ya arabasızlık ne zor işmiş be. İnsanın Fevriye gibi karısı olunca daha da zorlaşıyor. Benim şu külüstür de bir haftadan önce çıkmaz tamirde. Günaydın Fevriye abla, nasılsın? Günaydın canım. Girsene içeri. Yok, hiç girmeyeyim, bir şey geç kalıyorum. Ya bugün bizim kadın temizliğe gelecekti. Anahtarı bıraksan verir misin diyeceğim. Veririm tabii canım. Lafı mı olur? Günaydın. Karıcığım ben işe gidiyorum. Otobüsü kaçırmayayım. Arabanızı yapmadım etkili. Aha sormayın tamirde. Bir haftadan önce de çıkmaz. İşte biz de böyle otobüslere talim ediyoruz. Ne otobüsü? Ben size giderken iş yerinize kadar bırakırım. Ya ne iyi olurdu ama şimdi otobüs meftunu beklemesin. O kadar insanı da bekletmeyelim değil tabii mi? Canım, tabii. Hem size de zahmet vermeyelim. Ne zahmeti? O yol hem yolumun üstü. Yoksa Fevriye abladan mı çekiniyorsunuz? Yani biliyorum Fevriye abla biraz kıskanç ama sizi benden de kıskanmaz herhalde. Hem biz kardeş sayılırız. Ben kız, ne kıskanmaz, ben hayatta kıskanmam. Hem sen bizim kardeşimiz sayılırsın. Ay sersem kaban benim. Ayol niye izin verdim ki o kadının arabasına binmesine? Of, lütfen abartma abla ya, alt taraf iş yerine bırakacak. Ay kızım delirdi mi sen Allah aşkına? Zaten o şırfıntı kendi kocasını da bu şekilde elde etmiş. Adam otostop yaparken içeri almış, ondan sonra işi pişirmişler. Bunu sen uyduruyorsun abla. Ay ne kadar genişsin sen, ne kadar genişsin. Ayol düşünsene bir, kadın böyle vites değiştirirken eli aniden metronun dizine değse, aralarında bir elektriklenme olsa. Hayır elektriklenme masum bir elektriklenme olarak kalsa neyse. Ayol bunu sonra aldatmaya karar verir. Sen merak etme ablacığım. O kadın vites değiştirmeyecek. Çünkü araba otomatik vites. Canım otomatik. Kadın vites değiştirmek istese buna kim engel olabilir ki? Hadi vites değiştirmedi diyelim. Ya virajlar? Virajlara ne oldu abla? Ayol virajlar vitesten daha tehlikeli. Mutlu bir evliliğin sona ermesi için iki viraj yeter de artar bile. Bir düşünsene. Bir sağa, bir sola, bir sağa. Haliyle tabii yan yana duran iki kişinin omuzları bir tarafları birbirine değecek. Ay inanamıyorum. Ay Neptün iş yerine gidene kadar en az 20 tane viraj var. Ay ister misin bunu aldatsın? Ay aralarında bir şey olsun. Abla sen iyice kafayı yedin biliyor musun? Ay ister misin çay içme bahanesiyle bir yerlerde mola versinler? Hayır çay içme masum bir çay içme olarak kalsa neyse. Bir muhabbet artık iyice mercimeği fırına verirler. Ben ama pişirmiyorum be. Abla 5 dakikalık yolun neresinde mola verecekler? Vermezlerdi mi? Bilmem. Belki verirlerdi. Aşk turizmin sayın yolcuları, kaptanımız 10 dakika mercimeği fırına verme molası vermiştir. Mercimekler şirketimizdendir. Aman dalga geçme biraz. Ben burada can çekişin evliliğime suretini biz yaptırmaya çalışıyorum. Sen işin gırgırındasın. Şu senin salak kocan da tam buldu Eskişehir'e gidecek zamanı. Şimdi güzel onun arabasıyla giderdi iş yerine. Hiç işte ya. Salak kocam tam da gidecek zamanı buldu. Doğru söylüyorsun. Ya sen deli misin abla? Adamın işi var onun için gitti. Canım bir gün olsa neyse. Bunun yarını var, öbür günü var, daha öbür günü var. Bir haftadan önce çıkmazmış bizim araba tamirden. Bir hafta da bizim salak Meftun'u ayartmak için yeter de artar bile. Canım madem bu kadar rahatsızsın söyleyin işte ve bilmesin o kadının arabasını. Kızım o Nilüfer Şıllı'nın ne kadar dedikoducu olduğunu bilmiyor musun sen? Kocasını benden kıskandı diye 7 mahalleyi yayar şimdi. Ay el alemin de ağzı torba değil ki. Ay vallahi bu dedikodunun ucu Türkiye Cumhuriyetlerine kadar gider. Ay durduk yere kepaze mi edeyim kendimi? Yok bu işi halletmenin bir yolu olmalı. Thank you.
yapacağız? Ne planı abla? Delirdin mi sen gecenin bu saatinde? Evet, delirdim. Sence hangi saatte delirmem gerekirdi? Ayol kocam elden gidiyor diyorum. Senin kocana da kaltaklarda dansa yardım etmeyecek miyim? Yürü! Abla benim uykum var. Hadi uyku savaşta bana yürü. Üstüme bir şey alayım ya. Çabuk çabuk. Sen manyak bir kadınsın, biliyor musun? Sen de... Bizi böyle el alemin arabasından benzin çekerken görseler vallahi rezil olacağız. Hadi gel içeri girelim. Bu şırpıntının arabasındaki benzini son damlasına kadar çekmeden şuradan şuraya gitmem. Ha yarın da gelip Meftun Bey sizi arabamla iş yerinize kadar götüreyim desin de göreyim ben onu. Ay yeter artık yav. Arabanın iliğini kemiğini kuruttun yahu. Bana bak dinerciler gibi kokuyorsun. Şişt, yutayım deme kafa yapar ha. Merak etme hiçbir şey olmaz. Ben içime çekmiyorum ki. Benimkisi dudak dibi yani. Ayaksın. Bu şırpıntının arabasından benzin kokusunu bile bırakmayacağım. Bir adım bile gidemeyecek. Abla şu kadına da ikide bir şırpıntı deyip durma. Aa, ne demeyecekmişim? Dört dörtlük bir ilişkinin ortasına zart diye girip böyle genç ve güzel bir kadın kocasını ayartan herkese bir dünyanın her yerinde şırpıntı denir. Ay tamam tamam hadi yeter bitir de şunu girelim yakalanmadan ya. Tamam tamam hadi. Ömrem. Ha. Benzin çekmek insanı güzelleştirir mi? Ama nereden çıktı şimdi bu be? Ay beni güzelleştiriyor biliyor musun? Bak şimdi böyle benzin çekiyorum ya. Buradan böyle gamzelerim çıkıyor bak. Hı. Bence sana toplu yüz daha yakışıyor. Ya. Hı. Hadi be sen de. Az kaldı. Hadi ya. Tamam tamam. Doğru. Bu son bu son. 2 saattir süsleniyor. Ama yok öyle yağma Muhtun Bey. Seni o Nilüfer şırpıntısına kaptırma. Şırfıntı yan sopayı hazırla. Karıcığım ben çıkıyorum. Nülüfer'dir bu kızcağızı bekletmeyelim. Güle güle kocacığım. Bekletme şırfıntıyı. Görürsünüz siz şimdi. Alo Ömran çabuk aşağı gel eğlence başlıyor. Kızım hadi sene böyle sinemaya bir daha nerede bulacaksın? Çabuk hadi bekliyorum. Birazdan mosmor olacaklar. Meftun'un arabayı iterkenki görüntüsü şimdiden gözümde canlanmaya başladı. Ay çok ayinsin bir abla. Gözümü sevdiğimin İsviçreli bilim adamları 3 açılı diş fırçası icat etmişler ama benzinsiz giden arabayı icat edemediler daha. Benzin mi bitmiş? Aa, evet. Ne yapacağız şimdi? Neyse böyle durumlar için yedek bir bidonum var. Allah kahretsin bunu hiç düşünmemiştim. İsviçreli bilim adamları benzinsiz giden aracı icat edemediler ama yedek bidonu icat ettiler abla. Allah kahretsin. Evet tamamdır gidebiliriz Meftuncuğum. Meftuncuğum mu? Evet. Meftun kadar başına taş düşer inşallah. Bir taş yok mu? Taş. Aman abla işte saçmalama. Aman ne yapıyorsun be? Bir atla eyvah dur. Yapar. Rezil olun. Yürüsün. Abla ya ben çok üşüdüm artık. Ne olursun gidelim ya. Tamam tamam şunu da çek cümle tamamdır. Oh, tamam işte. Arabasında yedek vantilatör kayışı bulunduranı da hiç görmemiştim. Bak ne diyeceğim. Ehliyet alırken hani motordu bilmem neydi öğretiyorlar ya. Ay ben niye öğretirler diye düşünürdüm. Bak insan sonradan anlıyor faydasını değil mi? Herhalde el alemin arabasını boz diye öğretmiyorlar abla. Herhalde canım. Bunu bir saadet ilk yardımı diye düşünebilirsin yani. Sen bir şey mi dedin? Hayır. Ha demin. Tamam canım bana öyle gelmiş. Tamamdır. Hoppala. Tamam. Vantilatör kayışı kopmuş. Ya daha dün sağlandı. Bu iş buraya kadar Nilüfer Hanım. Sen doğru tamirciye, Meftun da otobüse. Ben de öyle elin şırpıntılarına kocasını kaptıracak göz var mı? Neyse ki böyle durumlar için tamircim bana bir şey öğretmişti. Ah şu kadına bak kudurmuş bu kadın ayol. Ne yapıyor öyle? Kadına şırpıntı diye kadın şırpıntı oldu abla. Sokağın ortasında striptiz yapıyor bu.
doktora karışın yerine geçmez ama bizi bir süre idare eder. İnanamıyorum. Bu araba çalışamaz. Tamam. Olmuştur. Gidebiliriz. Hayır, çalışmamalı. Yok. Çalış. Ha. Ay bir şey oluyor bana. Dur. Abla dur, kendine gel. Hayır, düşeceğiz. Sakin ol. Vallahi. Var mı öyle bir yere yolculuk? Bilmem ki be abla. Ay yalnız bak bir problem var. Sizin araba arıza mı yapıyor nedir? Aa. Bak şurada. Arabaya binerken ki yüzlerini çok merak ediyorum. Arabada motor yenici bırakmadık ayol. Şimdi arabayı tekrar çalıştırabilmeleri için iki tane ustaya üç uzun haftaya ihtiyaçları. Abla çok ayıpsın ya. Evet. Kadın arabasını mutluya çevirdi. Ben bakarım karıcığım. Bak bakalım senin şırfıntı gelmiştir. İyi günler Meftun abi. Usta arabayı yolladı. Oh be nihayet. Nasıl? Bir daha sorun çıkartmaz değil mi? Ne diyorsun sen abi? Canavar gibi abla canavar. Hadi ustaya selamlar. Fevriye. Fevriye araba geldi. Fevriye gözümüz aydın. Aha işte kurtuldun abla. Artık arabasıyla gidip gelir enişte bir şey. Fevriye! Ne oldu ayol? Hayatım araba geldi. Günaydın. Günaydın gelsene. Tamam anladım ben. Meftun abini almaya geldin ama hiç gerek kalmadı. Arabası tamirden çıktı. Öyle mi? Ne şans. Bugün de benim arabam bozuldu. Artık birkaç güne Meftun Bey beni iş yerine bırakır herhalde. Öyle değil mi? Yoksa siz Fevriye abladan mı çekiniyorsunuz? Ya biraz kıskançtır biliyorum ama herhalde sizi de benden kıskanmaz. Hem biz kardeş sayılırız. Kim? Ben mi kıskancım? Hayatta kıskanmam. Hem sen bizim kardeşimiz sayılırsın. Gittiğin işlemin arabası. Eyvah! Bacanak, ben iyice gecikmişim ya. Hani şu bizim arsa meselesi vardı ya, ona gidip bakacaktım. Ama şu bizim sokaktaki boş daireye de bakmaya gelecekler bugün. Ya bacanak senden rica etsen gelenlere şu boş daireyi bir gösterirsin artık ha? Yapma be bacanak, ben ne anlarım emlak işinden ya. Ah be bacanak sen de ne adamsın ha. Bir yaralı parmağı pansuman yapmazsın yani. Bir dakikada gösterip geleceksin. Ne var bunda? Anlamıyor musun kardeşim? Bu benim işim değil. Muhasebeciyim ben. Vicdan muhasebecisi olsaydın daha iyiydi be. Hiç olmazsa böyle bana yardım etmek için bin dereden su taşımacılığı yapmazdı. Tamam. Başlama yine duygu sömürüsüne. Ver anahtarları. Aslan bacanak. Tamam. Hadi tut bakalım. Abla ya. Ya bari 15 lira şu eve temizlikçi kadın çağırsan diyorum. Bu ne böyle dişi Spartaküs gibi? Ay delirdin mi sen? Eve dişi temizlikçi sinek bile sokmam ayol. Evde erkek var. Ayol ben manken çağır demiyorum ki. Sıradan bir temizlikçi kadın çağıracaksın ablacığım. Allah Allah, eniştemi baştan çıkaracak hali yok ya. Ay çıkarmayacağını malum. En mutasip bir kadın bile camı silerken öyle gayri ihtiyari orası burası oynayıveriyor. Bak şu camı silene kadar görüyorsun değil mi? İster istemez insanın kıçı başı oynayıveriyor. Kadın anatomisinin zaafları var. Kadın anatomisinin zaafları vardı. Erkek anatomisinin yok mu? Sen tam bir paranoyaksın abla. Bu eve Asena bile gelse temizliğe inan bana eniştem yan gözle bakmaz çünkü eniştem öyle bir adam değil ki abla. Ne bakarsın? Pes vallahi ya. Hakikaten sen çatlaksın ya. İnanır mısın? Oscar'lar dağıtılsa en iyi kıskanç yardımcı kadın Oscar'ını sen alırsın. En iyi yardımcı kıskanç kadın ödülü. Peki en kıskanç kadın Oscar'ını kime verecekler zannediyorsun ki? Ay her kadın senin gibi olsa kıskanır mıyım hayatım? Ne var? Hiçbir tarafın oynamıyor sopa gibisin. Oynat bakayım. Al işte. Ay yok işte. İyi günler. Ben kiralık ev için rahatsız etmiştim. Siz mi görecektiniz? Evet. Bir mahsuru mu vardı? Yok canım.
ne mahsuru olacak? Benim için bir mahsuru yok da dairede tam bizim sokakta. Fevriye beni bu fıstıkla beraber görecek olursa gözlerime mil çeker vallahi. Affedersiniz. Acaba evi görmeniz şart mı? Anlatsam kafanızda hayal edemez misiniz? Mesela evin salonu dört köşe. Odalar da öyle. Mutfak da dolayısıyla dört köşe. Ben de her ay başı ev sahibine vereceğim kirayı anlatsam. O da şöyle paraları cebinde hayal etsin. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Tabii canım, tabii şaka yapıyorum. Buyurun gidelim. Möbleli demiştiniz değil mi? Evet, möbleli. Hem dayalı döşeli, üstelik salonda dört köşeli. Aslında görülecek pek bir şey yok ama. Kirası tam olarak ne kadar demiştiniz? Seni anam benim için doğurmuş mecanım. Hamurunu benim için yoğurmuş canım. Mevtuh! Üstelik yanında bir şırfıntıyla birlikte! Nerede? Ne Mevtuh'u, ne şırfıntısı be ablacığım? Göremiyorum! Bana bak, sen kıskançlıktan iyice kafayı yedin, hayal görmeye başladın. Ne hayali be? Gözlerini gördüm! Üstelik camlar bu kadar temizken yanlış da görmüş olamam. Kaç dükkan bak bana girdiler! O zaman el sallarlar bize birazdan Mevtuh erişti! Salak, hala anlamıyor musun? Herif garsonu yer tutmuş elin şırfıntılarıyla birlikte. Ay ablacığım sen kafayı mı yedin yani? Şimdi Neftun enişten bu kadar salak olabilir mi? Hayatına bir şırfıntı sokacak ve karşı daireyi garson yer olarak tutacak. Tamam işte işin içine heyecan katmak için. Evinin karşısında garson yer, garson yerinin karşısında ev. Sen ölümlerden ölüm be Neftun. Ümran, muhtara söyle Neftun'u kütükten silsin. Çünkü o artık yok. Abla be, belki de sen Mevtuh'un enişteyi başka birine benzettin. Ben onu şimdi birine benzeteceğim. Öyle birine benzeteceğim ki hiç kimse tanımayacak. Kadın delirdin mi? Dur! İşte bu kapıdan girdiler. Ama bu son girişleri olacak. Tam da bizim evin karşısında ayol. Adam bizimle dalga mı geçiyor nedir? İnsan evinin karşısında garsonu yer tutar mı? Hadi tuttum diyelim. Bari garsonu yerinin karşısında evini tut. Abla ne saçmalıyorsun be? Ya tutma! Ablacığım, değil ki bu apartmana girdiler. Hangi kapı olduğunu nereden bileceğiz yahu? Gerekirse teker teker bütün zillere basacağız. Dünyanın bütün zillerine basmak zorunda kalsa bile bu işin peşini bırakmayacak. Buyurun, yatak odası şu tarafta. Buradalar. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Bu gerçekten bir tür enişlerin sesi. Salak. Olağanüstü. Mükemmel. Böylesini daha önce hiç görmemiştim. Bu da hiçbir şey değil. Yani bir de komple görseniz dudağınız uçuklar. Fevkalade canım. Daha ne olsun? Bakın yatağı şöyle pencere kenarına alabiliriz. Yok. Böyle iyi. Tanrım ne kadar da şanslıyım. Daha önce hiç isteyen olmadı mı? Birkaç kişi istemişti ama biz de şöyle doğru düzgün birileri olsun istedik. Yani siz de gerçekten çok şanslıymışsınız. Açılmıyor mu bu? Sıkışmış galiba. Canım müsaade edin. Çok kolay açılır. İzin verin. Ay çok affedersiniz. Canınızı yaktım galiba. Yok canım. Önemli değil. Siz benim bir de karımın sakarlıklarını görseniz bunu ciddiye bile almazsınız. Ahlaksız herif. Beni karıştırma bari. Aman. Yeni bir kazaya sebebiyet vermeyelim. O zaman siz şöyle şeydi. Tamam şöyle şey diyeyim. Ne duruyoruz be abla? İçeri girip canlarını okuyalım şunları. Hayır şimdi olmaz. Daha sonra iki polis de suçüstü yaptıracağız. Canım odada bir suç var mı? Var tabii ki. Suçüstü yakalanın. Evet cezalarını çeksinler. Çekecekler tabii. Birden fazla kişiyle yapılan suçlar organize suçlara girer. Bunlar resmen organize suç örgütü kurmuşlar. Şşşt geliyorlar ablalar. Yukarı. Yukarı. Vallahi doğrusunu isterseniz ben çok memnun kaldım. Ama ne olur benden sonra kimseye şey edin tamam mı? Yok canım. Şey edilir mi hiç? Olur mu öyle şey? Buyurun. Yılan yıkıldı. Yıkıldı. Neftun.
canım. Bunu da nereden çıkardın hayatım? Nasıl da bozuntuya vermiyor alçak. Ha, öyle değil mi? Dünyanın bin bir türlü hali var. Bak geçenlerde gazetede okudum. Adamın biri sevgilisine evinin tam karşısında garsoniyer tutmuş. Korkudan boğulacaktı neredeyse pis zampara. Ya olamaz ya. Bu olamaz yani. Evinin karşısında garsoniyer tutmuş. Oha, adamdaki cesarete bak. Geç dalgana bakalım adi herif. Seni suçüstü yaptırıp hapislerde süründürmezsen bana da Fevriye demesinler. Ya hadi bu işi yapıyorsun. Bari karınla dalga geçme değil mi? Öyle değil mi? Tabii canım, çok adice. Ama biz ne kadar şanslıyız değil mi Meftun? Birbirimizi hala ilk günkü gibi çok seviyoruz. Tabii ki hayatım. Canım benim. Canın çıksın değil mi? Güneş, Meftun orada mı? Ha, dışarı mı çıktı? Peki işi uzun mu sürecek? Ha. Yok yok, ben öylesine aradım. Daha sonra yine ararım. Hadi bay bay. Demek işi uzun sürecek. Ben bilirim o işleri. Ve neredeymiş? İş yerinde yokmuş. Nerede olabilir sence? O şırfıntıyla be. Ha şunu bileydin. Eğer onu suçüstü yapıp dünya aleme rezil kepaze etmezsen bana da bevriş demesinler. Yürü. Yürü. İşte şu baba. Lütfen karım memur bey. Ne diyeceğim arkadaşlar? Siz de fotoğraf makinenizi hazırlayın. Birazdan asrın skandalına tanık olacaksınız. Acele etmeyin hanımefendi, acele etmeyin. Burada tabakhaneye deri taşımacılığı yapmıyoruz. Ayol nasıl acele etme, biraz daha beklersen boynuzlarım kapıdan geçmeyecek. İçerideki pis lampara günlerdir beni aldatıyor, üstelik bir şırfıntıyla. Rica ederim hanımefendi, şırfıntıya cevap hakkı doğuracak şeyler söylemeyin. Şu an kendisi burada değil. Ah canım, bundan sonrası artık devlet ilgilensin, sen karışma. Ayol delirdi mi burada, aldatılan benim. Devletin boynuzlarına cila çekilmiyor. Lütfen açın, kırın şu kapıyı. Ayol kırsanız da şu kapıyı ya. Tamam hanımefendi, hallederiz şimdi. O kıskanç karın bizi asla burada bulamaz hayatım. İyi ki tuttuk bu daireyi. Sen de o salak kadının nesinden korkuyorsun? Bir türlü anlamıyorum. Ay kırın kapıyı. Aldatıldığım yetmiyormuş gibi diye alay söz konusu oldum. Gürültü de ne böyle? Eyvahlar olsun, basıldık galiba. Ne kanun ablacığım ya, sen kendini amına konuş. Her neyse, siz de şahitsiniz. Burada zina yapıyorlar. Gördünüz değil mi? Medyacı arkadaşlar çekiyorsunuz değil mi? Ne zinası canım? Aramızda hiçbir şey olmadı ki. Biz sadece arkadaşız. Tabii canım, biz de öküzüz. Kalk ulan, pis olacağım. Kalk buradan. Kalk! Kalk dedim sana. Kalk sana! Aa! Bu Meftun değil ki! Pes yani Fevriye. İnsan gözüyle görmeden böyle bir işe nasıl kalkışır? Canım ben nereden bileyim o şırfıntıya kiralık daire gösterdiğini, ben metresiz sandım. İşin kötüsü o bastırdığın kadının yanındaki adam var ya, benim en iyi müşterimdi. Rezil olmuştur, artık o işi de geri alır. Aman zaten o kaç zamparanın işinden sana hayır gelmezdi. Geldim. Geldim ayol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar gelin. Bizimkiler. Bacanak, ya bacanak, yarın sabah bir işim var, yani bir arsa işi. Diyorum ki şu boş dairelerin anahtarlarını versem de bir göstersen. Sakın ha! Demek bizim bunlar senin başının altında. Yok, başın altında. Ya bir bağlı. Ya bir bağlı. Ya bir bağlı. Bir de şu fanteziyi dinle. İnternette Jennifer Lopez ve Pamela Anderson'la tanışıyoruz. Derken hatunlar tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye geliyorlar. Bizimle tabii. Nasıl ama? Tekir şahıs konuş. Bacanak. Şimdi Fevriye abuk subuk fantezilerini duyup beni çoğul şahsa ayıracak. Ne aman. Eğleniyoruz be oğlum. Ne olmuş? Ah ulan. Fevriye korkusuyla kafayı yiyorum galiba. Bacanak. Fevriye'nin evden attığı kahkahaları buradan duyar gibiyim. Ne mi oğlum? Ben de duydum. Meftun. Fevriye. Merhaba. Ne oldu öyle dondun kaldın? Yoksa öğle yemeğini bir şıldık mı bekliyordun? Ne şıldığı Fevriyeciğim, biliyorsun rejimdeyim, öğle yemeği yemiyorum. Yemek rejimi yapacağına şıldık rejimi yaksana, kudu soru. Aman Allah, ya geç kalıyoruz. Ya. Kontrolümü yapmadan hiçbir yere gitmiyorum. Yok. Sen bu gözlerle çok şıldıklara bakmışsın. Gözler yalan söylemez. İki gözüm önüme aksın ki kimseye bakmadım Fevriyeciğim. Yemin etme boşuna.
satarım. Yok vallahi kimseye bakmıyor Fevriye abla. Bazen ben kadın taklidi yapıyorum, bana bile bakmıyor. Değil mi Meftuncuğum? Aman hadi sen de otur yerine, şıracı ne olacak? Ay kız Ümra, keşke sen de benim gibi kıskanç bir kadın olsaydın. Vallahi bunların şu dayanışma kartekini bir güzel bozardık. Hadi geç kalıyoruz, gidelim. Dur dur, sana bakacağım. İyi günler Meftun Bey. Oo Hulusi Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Efendim, tanıştırayım. Ablanız mı efendim? Abla çok korkuttun bizi ya. Abla deme bana. Sinirlenme Fevriye abla. Ay abla demeyi yasaklıyorum. Erişte değil. Bacanak değil ama abla demeyin. Ay hatta ve hatta ab ile başlayan abajur, Abdullah. Abone gibi kelimeleri bile yasaklıyorum. Ay inanamıyorum. Ay benim gibi galaksiler arası genç ve güzel bir kadına abla. Ay ben bunca yıllık ablama ne diyeceğim şimdi? Abla. Ay Demeyen. Yaktın beni Hulusi Bey. Bu abla davası yüzünden hayatım kayacak. Ay Ümran, Allah aşkına baksana yüzüme. Doğruyu söyle abla. Yüzümde kırışık var mı lütfen? Vallahi yok ablacığım. İnan bana 20'lik genç kızlar gibisin. Abla deme bana. Ay ne diyeceğim be ablacığım, ablam değil misin? Fevriye de. Tamam Fevriye derim ablacığım. Fevriyeciğim. Tabii günde 24 saat kıskançlık krizi geçirten bir kocan olursa yüzünde kırışır, abla da olursun. Ay saçmalama be Fevriye ablacığım. Fevriyeciğim sen dünyanın en güzel kadınısın. Bak ne diyorum. Gel hadi alışveriş yapalım, moralin düzelsin. Canım ablam. Ay Fevriyeciğim. Hayır. Hadi bu kırışık güzellik bizimki. Abla krizini mutlaka çözmem lazım. Bir yürü gidiyoruz. Ulan yürü. Çok gerginsiniz Fevriye Hanım. Bu gerginlik cildinizde kırışıklıklara yol açabilir. Ya açtı zaten öcücüğe kadar. Baksanıza suratı kıvırcık salatasına döndü. Fevriye Hanım, kendinizi biraz sakin bırakın. Şöyle deniz kenarında falan olduğunuzu düşünün. Biraz gevşeyin. Haklısınız. Deniz kenarında Meftun'un boğduğu boğarken düşünüyorum. Herhalde çok rahatlardım. Abla, Fevriye, şu halimize bak. Bizim işimiz var burada. Sen yaşlı mısın? Allah Allah, adamın o bunar laflarını taktın kafana, getirdin bizi buraya. Bunak bunak. Meftun'un ablası dedi ya benim için, sen ona bak. Ah, kahveyeli kopuştum. Adamın gözü görmüyor bile. Hatta kör küçük kör. Cüneyt'e bile Meftun ablasınızsınız diyebilirdi. Ay yoksa gençliğinden, güzelliğinden şüphe mi duyuyorsun Fevriyeciğim? Kes yağcılığı, kes! Ay Şeyha Efendi, ben şeyi merak ediyorum. Sizden alacağımız bu ürünleri acaba nasıl kullanacağız? Bana bir anlatabilir misiniz? Ben anlatırım. Bu ürünlerimizi zamanında ve dozunda kullanırsanız gençleşirsiniz Fevriye Hanım. Evet, isterseniz önce cildimizi temizlemekle başlayalım. Şimdi başlayalım. Başla. Güzellik malzemelerini az mı aldım acaba? Bu kadar şey gençleşmeme yetecek mi dersin? Ablacığım bu kadar malzemeli ordu bile gençleşir. Sen bu gençleşme işini biraz fazla abartmıyor musun? Hayır, hiç de abartmıyorum. Bak mesela bu gece kremi, bu gündüz kremi, bu öğle kremi, bu akşam kremi, bu ikindi kremi. Ay ablacığım zaten cildin kaymak gibi. Ne yapacaksın bu kadar malzemeyle, tonikle, ne bu gece kremi, bu ne maske? Bak, mesela tonikle cildimi temizleyeceğim, geri kalanıyla da Meftun'u temizleyeceğim. Meftun'un ablası ha? Göreceksin bak, ben gençleştikçe Meftun yaşlanacak! Eminim. Fevriye, bu ne hal? Ne olacak? Senin eserin. Daha gençliğimi bile yaşayamadan direkt yaşlılığa terbiye ettirdin beni. 30 yaşında Aysel Gürel'e döndüm ayol. 30 mu, 35 mi? Tamam canım, 35 olsun. Hayır, 34. Aa. Suratındaki kırışıklıklar ne öyle senin?
Ayol barkod etiketi gibi çizgi çizgi olmuş senin suratın. Bir şeyim yok Fevriye, sana öyle geliyor. Ya kil maskesini, çamur maskesini biliyorum da hamur maskesini de nereden çıkardın Fevriye? Fevriye Productions hep ilklere imza atmıştır. Bak kek yapacaktım ama kısmet sanaymış gördün mü? Ya benden kekeli mi bulacaksın? Bayılırım keke. Hem de üzümlü keke. Yoksa keke. Ailemizin saadeti de bekası için bunu yapmamız şart. Seni anam benim için doğurmuş canım. Hamurunu, evet keçi sakalın da tamamdır. Aa, kapı çalınıyor. Ay yok, ben açamam. Şimdi beni çok güzel görmeye hep alıştıkları için kapıda şok geçirebilirler seni. Hayır, ben de açamam. Beni görünce Meftun top kek olmuş demezler mi? Madem batıyoruz, birlikte batalım. Yürü, ikimiz açacağız. Yürü. Gel, gel. Ne olmuş size böyle ya? Eyvah! Cüneyt'in diline düştükse yarın bütün pasaj öğrene durumu. Ormanda Cüneyt 10 paparazzi gücündedir derler. Ama niye dalga geçiyorsunuz kocamla canım? Belki benden üzendi. Ben de bir tarafı şişmesin diye. Maske yaptım ona. Hadi dur olayım bari. Çok sağ. Hazır yani. Hamurdan maske yapmış kendini. Biraz da tuz atsaydınız fırına verirdik Meftun'u. Etli börek niyetine bir güzel oturur yani. Meftun'un eti de çok güzeldir. Tadından yenmez. Hamur abi. Ama ben reşit değilim. Ben hamur işlerini yiyemem ki. Ama Meftun böreğine de hayır demem doğrusu. Bakıyorum karı koca pek bir espritü versiniz. Demek sen gençleşmek için gizlice maske yapıyordun ha hamur abi. Şimdi buna hamur abi yerine hamur abla desek alınır mı alınır, neme gerek. En iyisi hamur abi demeye devam edelim. Ben nasıl abla derim hamur abime? Şuna baksana, körpecik yaşlı bir genç kız yani, ben abla diyemem. Cüneyt Ümran! Pardon Fevriye abla, yani seni kastetmemiştik biz. Cüneyt, sen az önce ne dedin? Ne dedin? Abla dedi. Demedim herhalde. Hayır. Dedi. Demedim. Hayır. Değil mi abla? Dedi. Cüneyt sen bittin biliyor musun? Hayır Fevriye. Seni geberteceğim ben. Hayır Fevriye abla, yanlış anlama. Bir Fevriye abla dediğin için ayrıca geberteceğim. Bak Fevriye hareketi. Fevriye ya, bu yaşlı kıyafetlerle nasıl sokağa çıkarım ben ya? Yaşlı maşlı bir tarzın oldu en azından. Çok güzel. Baksana şu halime, Laurel Hardy'ye benzedim. Üstelik bu pantolon da çok geniş. Geniş mi? Al bakalım. Şimdi tam oldu. Doğru işe gidiyorsun, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi güle güle, güle güle. Ah, şu şeylerini unutma. Tamam, getirdim ben. Halime bak ya. Güle güle, etrafa bakma. Ne oldu sana bacanak ya? Dün geceden beri amma yaşlanmışsın ha. Dalga geçme bacanak, zaten sinirlerim tepemde. Bizim geleneklerimizde yaşlılarla dalga geçilmez. Ben onu mübarek elini öpeyim. Belli ki ululardan dolu bir zansın. Yeter bacanak, yeter. Espri kaldıracak durumda değilim ya. Ne oldu be bacanak? Bana bak. Meftunluktan meftalığa yatay geçiş yapıyorsun. Dikkat et, haberin olsun ha. Ben ne yapayım bacanak? Fevriye resmen çıldırdı ya. Hep şu Hulusi Bey yüzünden. Adam Fevriye'ye ablanız mı demeseydi bütün bunlar başıma gelmeyecekti. Haklısın bacanak. Ablanız mı yerine kızınız mı deseydi mesele hallolurdu. Yaşa be bacanak! Boş ver. Ne oldu be? Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü şimdi? Ya farkında olmadan hayatımı kurtardın. Aslan bacanak! Şimdi son bir prova yapalım çocuklar. Ben Fevriye'yi gösterip tanıştırayım. Bu da dediğimde biz lafa atlayacağız, kızım mı diyeceğiz? Süper! Sizin sayenizde makus talibi yeneceğim be. Hadi bakalım. Seni çalayım şuradan, çekin çekin. Sıraya, sıraya. Buyurun. Buyurun dedi, duymadınız mı? Merhaba. Merhaba. Merhaba karıcığım. Niye bana haber vermeden arkadaşlarını eve getiriyorsun? Ya Allah korusun saç baş dağınık Özlem Tekin formatında çıksaydım karşılarına? Bunlar yabancı değil karıcığım. Bak tanıştırayım. Bu Ümit, bu da Cemal. Üniversiteden arkadaşlarım.
Tanıştırayım. Bu da... Kızın herhalde. Pek şirin şeymiş yumurcak. Ne? Kızınız mı? Liseye gidiyor herhalde. Çok da hanım hanımcık. Maşallah. Ben de evlenseydim bu yaşta kızım olurdu. Ya bakma lan dingil. Arkadaşlar hayır. Fevriye benim kızım değil. Karım olur. Dünyada inanmam. Çok affedersiniz. Sizi böyle genç görünce... Yok yok, affedilecek bir şey yok. Ben çok memnun oldum. Hatta maksimum memnun oldum. Mektum böyle arkadaşlarım var da bugüne kadar neden beni tanıştırmadın? Ne bileyim karıcığım, işten güçten fırsat mı buluyoruz sanki? Lütfen ayakta kalmayın, şöyle oturun. Siz bizim en yakın, en samimi arkadaşlarımızsınız değil mi? Size güzel yemekler pişirdim. Ama yeni yeni öğreniyorum. Daha bakalım beğenecek misiniz? Mektumcuğum sen de misafirlerimizi masaya al. Ben tabakları getiriyorum. Geçin arkadaşlar. Sağ olun. Ay. Oğlum biz çok adiyiz lan. Kızım dediğinde nasıl gevşedi gördün mü? Yaşlılık krizine girmişti ya, birebir geldi vallahi. Ben de biraz fazla abarttım ama evlenseydim bu yaşta kızım olurdum falan. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Bu numara sayesinde en az 1-2 hafta rahatlar, yan gelir yatarım ben. Neftun. Bir hafta yatacaksın ama yoğun bakımda yatacaksın. Öldün sen!